Arslan Bulut, 14 Mayıs 2024, Yeni Çağ Bu zihniyetle CHP liderliği birlikte yürümez. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Habertürk'te katıldığı yayında seçim sonrası AKP'den CHP'ye geçen çoğu belediyede kentlerde bulunan Arapça tabelaları sökme kararları alınması hakkında o tabelada ne yazdığına bakmak da lazım. Bir insanın ana dilinde aldığı hizmeti anlamasını kolaylaştırıyorsa bu bir haktır. Ben belediye başkanlarımı da uyardım. Etkileşim alacağım diye artık Arapça tabelalara karışmayın. Arapça Kur'an dilidir. Halk incinir. Gidip de belediye başkanı eliyle o tabelayı indirmemeli dedi özel Suriyeli meselesi yerel yöneticilerin çözebileceği bir mesele değil. Nikah kıymamakla Suriyelileri memleketlerine yollayamazsınız diye konuştu. Öncelikle belirtmek gerekir ki mesele sadece Suriyelilerden ibaret değil. Afganistan ordusunun neredeyse tamamı Türkiye'de. Pakistanlılar, Somalililer, Sudanlılar derken Türkiye 72 milletin istilasına açık bir hale getirildi. Bu da Türkiye'nin nüfus yapısını değiştirerek anayasal rejimini değiştirmek ve ülkeyi bir Türk devleti olmaktan çıkarmak isteyen ABD ve AB'nin planladığı AKP ve MHP koalisyonunun uyguladığı bir projedir. Bu mesele elbette yerel yöneticilerin çözebileceği bir mesele değil. Nikah kıymamakla Suriyelileri memleketlerine gönderemezsiniz bu doğru. Peki ama Türkiye'yi istila eden milyonlarca insanı memleketlerine geri göndermek için CHP'nin herhangi bir projesi var mı? Yok. Diğer taraftan bir insanın ana dilinde aldığı hizmeti anlamasını kolaylaştırıyorsa kendi dilinde tabela kullanılması haktır diye bir kabul dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur. İşte Almanya'da milyonlarca Türk yaşıyor ama Almanya hükümeti Almanca dışında hiçbir tabelaya izin vermiyor. Dönercilerin adı kimseyi yanıltmasın döner kebap adı olarak Almanca'ya girdi döneri de Almanlaştırdılar. Her insanın ana dilinde tabela olacaksa Türkiye'de 72 dilde tabela kullanmak gerekir. Bu bir hak değil, saçmalıktır. Arapçanın Kur'an dili olduğu iddiasına gelince, Kur'an'ın orijinali Arapçadır ama yine Kur'an'a göre Kur'an dahil yaratılmış her şey Levh-i Mahfuz'da kayıtlıdır. Neml suresi 75. ayete göre gökte ve yerde gizli olan hiçbir şey yoktur ki apaçık olan bir kitapta olmasın. İşte o kitap Levh-i Mahfuz'dur. Levh-i Mahfuz'un dili konusunda ise bir kayıt yoktur. Bütün dillerin anası olan Türkçe'de olabilir. Aşık Mahsuni'nin dediği gibi, ''Ey Arapça okuyanlar, Allah Türkçe bilmiyor mu?'' Konunun İslam açısından yorumu ayrı bir de anayasa boyutu var. Türkiye'nin resmi dili Türkçedir. Türkiye'de Arapça tabelada olmaz, İngilizce tabelada olmaz. Konunun bir başka boyutu da CHP'nin devlet kuran parti olmasıdır. Dünyanın hiçbir ülkesinde devletin kurucu değerleri değiştirilmez. Değiştirilirse o devlet yıkılmış olur. Şimdi kurucu parti olan CHP iktidarla birlikte Türkiye'nin temellerini değiştirmeye mi çalışıyor? Abdülkadir Selviye göre Türk siyasetinde Tayyip Erdoğan, Özgür Özel ve Devlet Bahçeli dışında güçlü iki siyasetçi var. Biri Ekrem İmamoğlu Diğeri Mansur Yavaş. Her ikisi de belediye başkanlığı sınırlarını çoktan aştılar, potansiyel lider adayları oldular. Üç liderin oluşturduğu siyasi iklim onların siyasi geleceğini de doğrudan belirleyecek. Eğer Erdoğan, Özgür Özel ve Bahçeli'nin kurduğu siyasi denklem kazanırsa onlar kaybedecek. Yok eğer üç liderin kurduğu siyasi denklem başarılı olamazsa o zaman İmamoğlu ve Yavaş'ın yıldızı parlayacak. Özgür Özel gerçekten denklemi Erdoğan ve Bahçeli ile birlikte mi kurmuştur ki Türkiye'de Arapça tabelaların bir hak olduğunu ileri sürüyor. Bu zihniyetle CHP genel başkanlığı birlikte yürümez. Arslan Bulut